Sayın Şahin. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii ben de çok değerli Hasan Bitmez abimizin burada geçirdiği krizden ve sonrasındaki vefatından sonra ilk kez kürsüye çıkıyorum. Bizim için her şey gözümüzün önünde gerçekleştiği için gerçekten tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. Bu anlamda ben tekrar Hasan Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bütün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başı sağ olsun diyorum. Evet, değerli milletvekilleri, ben Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili konuşacağım. Tabii ki ben uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimizle ilgili mülakat konusunu dile getirmeye çalışıyorum. Sanırım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de en çok dile getiren milletvekili benimdir. Yine bu konuyu dile getireceğim. Mülakat konusunu önemsiyoruz. Mülakat konusunu Türkiye'nin geleceği adına önemsiyoruz. Türkiye'de liyakatli bir sistemin inşa edilmesi adına önemsiyoruz. Türkiye'de gençlerimizin geleceği adına bu konuyu önemsiyoruz. Adalet, en başta adalet adına bu konuyu önemsiyoruz. Evet, tabii seçim öncesi iktidarın bir sözü vardı. Mülakatları kaldıracağız. Seçimden sonra Sayın Bakan'ın belirsiz bir açıklaması hala zihinlerde bir soru işareti olarak duruyor. Bu konuda bugün burada kamuoyunun önünde Sayın Bakan'ın kamuoyunu, özellikle de bizi ekran başında bekleyen genç arkadaşlarımızı, özellikle de öğretmenlerimizi tatmin etmesini bekliyoruz. Sayın Bakan, seçimden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü de aşarak mülakat gibi mülakat yapacağız dediniz. Öncelikle mülakat gibi mülakat ne demek? Bu konuyu kesinlikle şu kürsüden cevaplamanız gerekiyor. Sizden önceki bakanlar mülakat gibi mülakat yapmıyor muydu? Sizden önceki bakanlar gençlerimizin hakkını mı yiyordu? Bir adaletsizlik mi oluyordu? Bu konuyu Sayın Bakan'ın bu kürsüden cevaplaması şarttır. Evet değerli milletvekilleri, bizim istediğimiz şey çok açık. Gençlere bir söz verildi. Bu sözün iktidar tarafından yerine getirilmesidir. Bizim için asıl olan liyakatin esas alınmasıdır. Bizim için asıl olan bu torpil düzenine, bu kayırmacı düzene bir son verilmesi, adaletli, liyakatli, objektif kriterlere dayalı bir sistemin inşa edilmesidir. Değerli milletvekilleri, vatandaş sizden AK Partili öğretmen istemiyor. Vatandaş sizden liyakatli öğretmen istiyor. Liyakatli olduktan sonra AK Partili de olur, Gelecek Partili de olur. Partisi önemli değil değerli milletvekilleri. Bunu özellikle buradan paylaşmak istiyoruz. Bir de Sayın Bakan, Meclis İdare Amirimiz Kasım ayında 57 bin kişi ziyaret etti dedi meclisi. 57 bin kişi. Sayın Bakan, kaldırın bu mülakatı. O 57 bin sayısı 27 bine düşecektir. Çünkü oğlunu kızını zor şartlarda okutan anneler babalar torpil aramak zorunda kalıyorlar. Milletvekillerinin kapısını çalmak zorunda kalıyorlar. Değerli milletvekilleri, sizin de işinizi kolaylaştırmaktan bahsediyoruz. Size gelen görüşmelerin yarıdan çoğu torpil için geliyor. Vatandaşımızı burada bakın yadırgamıyoruz. Vatandaşımızın bu düzene muhtaç kalmasını eleştiriyoruz. Evet, onun için bu düzen kaldırılmalıdır. Mülakat uygulamasına son verilmelidir. Yine 45 dakikalık bir uygulamadan bahsetti Sayın Bakan. Allah aşkına 30 bin öğretmen alınsa, bizim talebimiz 100 bin öğretmen atamasıdır. 30 bin öğretmen alsanız 90 bin kişi mülakata girse 45 dakikayla çarptığınızda kaç ayda bitireceksiniz bu mülakatları, itirazları da eklediğimizde? Gençler mülakatların sonucunu beklerken diğer KPSS sınavı da gelecek. Sonucu mu bekleyecek, sınava mı hazırlanacak? Gençlerimizi bu stresten kurtarmak zorundasınız. Sayın Bakanım. Tamamlayın lütfen. Tamamlayacağım. Daha sürem var da. Ama Sayın Bakanımız kürsüdeki arkadaşları dinlerse. Sayın milletvekili arkadaşım, hatipimiz kürsüde Sayın Bakan'a bir şeyler söylüyor. Ben burada gençlerimiz daha adına sonra konuşuyorum. Daha sonra. Ben burada adalet bekleyen gençlerimiz, anneler babalar adına konuşuyorum. Onun için Sayın Bakan'ı biz her zaman yakalama imkanımız yok. İktidar partisindeki arkadaşlar her zaman Sayın Bakanımıza ulaşabilirler. Onun için Sayın Bakan'dan da, meclisten de istirhamım, buradaki meramımızı doğru bir şekilde anlatmamıza fırsat verilmesi. Evet, mülakat konusu böyle. Yine bir başka söz, rehber öğretmen adaylarımıza verilen bir söz. Seçimden bir gün önce, 27 Mayıs'ta ikinci seçimden bir gün önce, önceki Milli Eğitim Bakanı'nın mülakatla ilgili verdiği söz gibi rehber öğretmenlerimize de bir sözü var. Şöyle bir tweet'i var. Her 100
öğrencisi, 100 öğrencisi, öğrencisi olan her okula bir rehber öğretmen atanacak dendi. Bununla ilgili de bir adım atılmadı. Bu sözü de sizden tutmanızı bekliyoruz. Söz siyasetçinin sermayesidir. Bu sermayeyi tüketmeyin çok değerli iktidar partisindeki arkadaşlarım. Evet, şimdi Türkiye'nin sorunu. Her gelen bakan bir eğitim sistemi değiştirirse biz yol alamayız. Sayın Cumhurbaşkanı, eğitimle ilgili şu kadar derslik yaptık 21 yılda. Şu kadar üniversite açtık 21 yılda söylüyor. Aslında bir şey daha eklemeli. 21 yılda 9 tane de bakan değiştirdik demesi lazım. Arkadaşlar, milli eğitim gibi önemli bir alanda 9 tane bakan değişikliğini normal görmüyoruz, doğru bulmuyoruz. 9 tane bakan değiştirirseniz, her gelen bakan da bir sistem değiştirirse bu alanda biz yol gidemeyiz, nitekim gidemiyoruz da. Evet, şimdi Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavı PISA 2022 sonuçlarında Türkiye OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor arkadaşlar. Singapur bütün alanlarda birinci olmuş. Bu bir tesadüf olabilir mi? Hayır, asla tesadüf değil. Singapur 90'lı yıllarda eğitim sisteminde dev bir atılım yapılıyor. Ülkenin en yetenekli öğrencilerini öğretmenlik mesleğine yönlendiriyor. Öğretmenlik mesleğinin maaşlarını tatmin edici bir seviyeye çıkarıyor ve sonuçta da böyle bir sınavda bütün branşlarda uluslararası arenada birinci sıraya yükseliyor arkadaşlar. Bu bir tesadüf değil. Eğer iyi bir eğitim ve eğitimde başarı isteniyorsa donanımlı, kaliteli, nitelikli öğretmenler yetiştirmek zorundayız. Bu da Sayın Bakan'ın 45 dakikada mülakatla yapacağı bir sistemle olmaz. Olmamalı da arkadaşlar. Şimdi eğitim sistemini düzeltmek zorundayız. Şu kadar üniversite açtık yerine şu kadar amaca yönelik eğitim fakültesi açtık diyebilirsek, bunun gerçekten hakkını verebilirsek işte bu anlamda önemli bir adımı atmış oluruz. Eğitim fakültesinin kontenjanlarını sınırlandırmadan, eğitim sisteminde köklü bir reform yapmadan bu adımları da atamayız. Evet, bu adımları atabilirsek üniversiteden mezun olan öğretmenlerimizin gerçekten donanımlı bir şekilde mezun olmasını sağlayabilirsek, Sayın Bakan'ın ve iktidarın da efendim öyle ama mülakatla seçicilik için gerekiyor bahanesini elinden almış oluruz. Evet değerli milletvekilleri, eğitimi sadece bina ve öğretmen sayısından ibaret görürsek büyük bir hata yapmış oluruz. Çünkü eğitimde ilerleme ancak niteliğin ve kalitenin artmasıyla mümkündür. Türkiye'de eğitim niteliğinin artmasının temel sebebi, burası çok önemli, eğitime ideolojik yaklaşılmamasıdır. Geçmiş dönemlerde maalesef bu böyleydi. Maalesef bugün de böyle. Sadece iktidar değişti ama bakış açısı değişmedi. Her iktidar kendi ideolojik anlayışını katı bir şekilde eğitim sistemine yansıtmaya çalışırsa bocalayıp dururuz. Geçmişte de bunun için bocaladık. Bugün de bunun için bocalıyoruz. Yapmamız gereken şey çocuklarımızı zamanın ruhuna uygun yetiştirmektir. Zamanın ruhu da bilim diyor, matematik diyor, yapay zeka diyor, demokrasi ve adalet bilinci diyor, spor ve sanat diyor, vatandaşlık bilinci diyor. Eğitim sistemimiz çağın gerekleriyle, ahlak ve inanç ile milli bilincin bir arada olacağı bir anlayışla oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Olması gereken budur. Kalıcı ve köklü bir reform yapmak zorundayız. Bu kalıcı ve köklü reformu da ideolojik kalıplardan siyaset üstü düşünerek yapabiliriz. Değerli milletvekilleri, yeni eğitim paradigmamız siyasi çekişmelere değil, toplumumuzun ortak özlemlerine ve gelecek beklentilerine dayanan evrensel birikimiyle toplumumuzun tarihi tecrübelerini özgün bir senteze kavuşturan çağdaş bir anlayışla oluşturulmalıdır. Yine aceleyle alınan bakanlığın bir kararı var, bir uygulaması var. Ölçme, değerlendirme sistemiyle ilgili bir değişiklik yapıldı. Bakanlık yaptığı değişiklikle ilkokulda sınavları kaldırdı. Ortaokul ve liselerde ortak ve açık uçlu sorularla yeni bir sisteme geçti. Bu karar okulların başlamasından bir ay sonra alındı arkadaşlar. Bu kadar öğretmen, bu kadar öğrenci, bu kadar veli, bu kadar konunun paydaşları, okullar bir ay açıldıktan sonra yapılması herkesi mağdur etmek anlamına geliyor. Sayın Bakan da ilgili bakanlığa yabancı birisi değil, daha önce orada müsteşarlık yaptı. Şimdi madem böyle bir sisteme geçtiniz Sayın Bakan, şu sorunun da cevaplanmasını özellikle bekliyoruz. LGS ve YKS gibi çoktan seçmeli sınavların yapısını da değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Bu soruyu da özellikle soruyoruz. Bu çelişkiyi de burada özellikle paylaşmak istedim.
Evet, değerli milletvekilleri. Sözlerinizi tamamlayın Sayın Şahin. Birkaç hususa daha değineceğim. Okul öncesi eğitimi zorunlu olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Türkiye'nin her yerinde bu imkanlar oluşturulmalıdır. Derslik sayısı anlamında Türkiye'nin her yerinde sorunlar var. Büyük şehirlerde de sorunlar var. Bu eksiklik kapatılmalı. İkili eğitime son verilmelidir. Normal eğitime geçilmelidir. Yaz saati uygulaması öğrencilerimiz için çok büyük bir sorundur. Velilerimiz için büyük bir sorundur. Bu anlamda da yaz saati uygulamasının da tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Evet, son olarak da not almışım, paylaşmadan geçmek istemiyorum. Eğitim üniversiteler denince şehir üniversitesiyle ilgili rezaleti bir kere daha iktidar partisindeki arkadaşların vicdanına seslenerek haykırmak istiyorum. Evet, o kadar üniversite açtınız ama maalesef tarihe bir de üniversite kapatan iktidar olarak geçtiniz. İçinizden bir kişi çıkıp şurada şehir üniversitesinin kapatılmasını vicdanlı bir şekilde de açıklayabilirse oradan alkışlayacağım diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.